daha farklı sorumlular tutun da oradaki devlet pratiğini açığa çıkardı bütün yaklaşımlarda. Hayatlarını kaybedenlerin bariz ilintili bir şekilde devletin kusurundan kaynaklı olduğunu gözlemlemiştik. Bu bağlamda bir başvurumuz oldu. Savcılığa soruşturma kapsamında değerlendirmesi açısından Zülfikar Yılmaz ve ailesiyle komşularının hayatını kaybettiği binaya dairdi bu başvuru. Ve bu başvuruya toplu katliam davasına emsal olması açısından bir süreç başlatılmıştı. En nihayetinde başvuru tarihinden buraya yaptığımız bütün taleplerde ve değerlendirmelerde henüz savcılık bırakın karar vermeyi bir iddianameye dönüştürme oradaki şüpheleri bile dinlemedi yani. En nihayetinde dinlenmesi gereken şüphelerden tutun da toplanması gereken delillere kadar ciddi eksiklikleri mevcut. Bu bağlamda özellikle dosya raporların gelmesi, yapı müteahhitlerinin dinlenmesi, işte şüpheli kurumların kusurlarından kaynaklı şüpheli şahısların dinlenmesi gibi süreçlerin işletilmesi gerekiyordu. Ama bir tek işlem daha yapılmamış durumda. Birkaç ay ise içerisinde iddianamenin hazır olmuş olması ve bugün mahkemelere dosyanın intikal etmiş olması gerekiyor. Yani altyapısı çok geniş, tartışılacak ve belki delilleri toplanacak boyutta zorluğu içeren bir yapıda değil dosyalar. O bir binalarda hayatını kaybetmiş olan insanların işte 7. günde, 8. günde hala cesetlerini çıkarılmamış olması, bedenlerini çıkarılmamış olması gerçekliği AFAD'ın açık sorumluluğu ortaya koyuyor. Yine onca süre işte bu buraya işte barınmadan tutun da kişisel ihtiyaçların karşılanmasına kadar birçok temel ihtiyacı karşılamama yine kurumların sorumluluğu açığa çıkarıyor. Bu bağlamda dosyada dinlenecek asıl şüphelileri de kurum temsilcileri ve devletin ilgili biriminin yöneticileri olduğu gerçekliği açığa çıkıyor. Bu halde de bunların dosyalara katılması ve şüpheli sıfatıyla yargılanmaları önlenmeye çalışılıyor. En niyetinde altına yatan temel gerekçe budur. Burada devlet bizzat kendisinin yargılanacağını biliyor ve bunu sürümcemede bırakarak başta ve bu süreçte de delillerin yok olmasına tekrar toplanmasının mümkün olmayacağı bir zamana dahil ederek kendini aklamaya çalışıyor. Şu ana kadar sensürdeki hiçbir dosyada iddianame hazırlanmamış. Herhangi bir şüpheliye dönük mahkemeye intikal eden suç isnadı da mevcut değil. Bütünüyle bütün dosyalara dönük bir politik olduğunu söyleyebiliriz. Tam kusurlu ve ağır kusurlu kişisi olan devlet düzel kişisi ve onun memurları, personelleri ve yöneticileri bu bağlamda tekil yargıdan ve tekil yargının anlayışından yararlanıyor ve dosyaları tüm de sürümcemede bırakıyorlar. Bu bilgiyi de aktarmak isteriz. İlk süreçlerde şöyle bir beyan demeçleri olmuştu. Savcılıklarla görüştüğümüzde de böyle bir yaklaşımlar vardı. İşte deprem dosyalarına özgün çalışma yürüttüklerini ve muhakkak bu dosyaları erkenden sonuçlandıracaklarını, kendileri de vicdani olarak bu olayı özümsediklerini söylüyorlardı. Ama gelin görün ki bırakın o savcıların söylemleri ve o demeçler buna dair işlem yapmaya bile yeltenen tek bir savcıyı hala dosyada göremedik. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği noktasına vardır diyor. Ve en nihayetinde yargılamanın sürümcemede bırakıldığı gerçekliğini açığa çıkarıyor. Buna karşılık yapılabilecek işte en temel yaklaşım hukuki anlamda uzun yargılamalar nedeniyle hak ihlali başvurularında bulunmak. Anayasaya adil yargılanma hakkını ve uzun yargılama nedeniyle bir yerde aslında savunma haklarından tutun da delil toplama ve benzeri feri hakların ihlal edildiği noktasında bir başvuru sürecimiz olacak. Bu bağlamda öncelikle bütün ailelerin, hayatlarını kaybetmiş yakınlarının ve en niyetinde sevdiklerinin değer verdiği insanların bir an önce haklarındaki durumların yani sorumluların cezalandırılması noktasında başvuru geliştirebilecek bilgiye ve yeterliliğe sahip olmaları açısından özellikle burada STK'lar üzerinden baro başta olmak üzere bütün ailelere bilgilendirme noktasında bir yaklaşım içerisine girmek ve kamuoyuna bunu açık açık deklare ederek yapmak gerekiyor. Ve halkın bu noktada birlikte hareket etmesi gerektiği gerçekliğini aktarıp belki basına dönük, basın açıklamalarına dönük ya da belki davalara bizzat getirip, gelip bir gözlem yapmak şeklinde bir süreç işletilebilir. En teknik anlamda bunlar değerlendirilebilir.
Devlet pratiği günümüze kadar yargı sistemi içerisinde tekil olarak hakları hiçbir zaman bu tür işte doğal olaylarda ve siyasi politik olaylarda karşılamadı. Hakları tesis etmedi. Her zaman müdahaleye uğradı. Ama kümülatife birlikte bir yaklaşımla bütün ailelerin bir arada olduğu ya da ciddi bir kitlenin bir arada olduğu bir başvuru süreciyle devletin de yargı ve hukuk düzenine çekilmesi ve hukuk düzeni içerisinde hareket etmesine bir vesile olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda STK'ların başta basına kamuoyuna dönük yaklaşımları ve nihayetinde de daha özelde davalara katılımı, hukuki süreçleri takip etmesi raporlamalarıyla anlam kazanacaktır diye düşünüyoruz.